Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve tabii ki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden birisi de Türkiye'nin demokrasi sürecine olacak olan katkısıydı. Her iki vasfıyla ülkemize ve dünya kenti İstanbul'umuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun. Şunu söylemeliyim, birazdan elbette ki biraz uzunca bir metin sizinle paylaşacağım. İçinde duygularım var. Duygularımı hem kıymetli basın mensuplarına aktarırken İstanbullu hemşerilerime hem de milletimize, Türkiye'ye ve hatta dünyaya Türkiye adına birkaç cümle etme konusunda kendimi sorumlu hissediyorum. Ama önce bugün on binlerce hatta yüz binlerce diye ifade edebileceğim sandık başında görev yapan bütün yol arkadaşlarıma, günün kahramanlarına, sandıklarda, okullarda, ilçe seçim kurullarında, il seçim kurulunda hizmet eden bütün arkadaşlarıma minnet duygularımı belirtmek istiyorum. Şu anda tümünün kalbini, o güzel emeğini yanımda hissediyorum. İyi ki varlar. Onlar bugünün demokrasi kahramanlarıydı. Yaptıkları bugüne dair hizmetleri her zaman güzel bir anı olarak hatırlayacaklar ve gururla anlatacaklar. Ancak şunu da belirtmek isterim ki bugün halihazırda elimizdeki seçim verileri süreci netleşmeye dönük oluştursa da biliyoruz ki net sonuçlar tutanaklarla olur. Dolayısıyla sandık görevlisi arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma, kat görevlisi arkadaşlarıma, bilişim sorumlularına, sandık kurul üyelerine ve hukuk sorumlularına, ilçe seçim kurulundaki üye arkadaşlarıma sonuç netleşinceye kadar görevlerinin başında kalmalarını önemle rica ediyorum. Bu süreçler ciddi süreçlerdir ve asla sandıklarınızın, tutanaklarınızın, ilçe seçimdeki birleştirme tutanaklarının netleşmesine varıncaya kadar asla sandıkları terk etmemenizi hepinizden rica ediyorum. Dolayısıyla bu tarihi sorumluluk halen devam etmektedir. Kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, çok kıymetli İstanbullular, çok değerli vatandaşlarımız, biz Türkiye'de demokrasi saatinin her zaman tıkır tıkır çalışmasından yana olanlarız. Maalesef demokrasinin saati 31 Mart akşamı çalışmadı. Yaşanan her şeyi tüm milletimiz biliyor. Detaylarına girecek değilim. Ama saatleri durdurarak zamanın akışını asla ve asla önleyemezsiniz. Gerçekleri de üzerini örterek asla ve asla gizleyemezsiniz. Bugün sandıklardan oy pusularını yanı sıra aynı zamanda bir de hesap pusulasının çıktığını tüm vatandaşlarıma duyurmak isterim. Vatandaş 31 Mart'tan bugüne bu ülkeye yaşatılanların, yapılan büyük haksızlığın hesabını o tanımladığım gibi bir avuç insana kesmiştir. Bu İstanbul'da bir sayfa kapandı, yeni bir sayfa açıldı anlamına gelmiyor. İstanbul'da herkesin yeni ve ortak bir sayfa açması anlamına geliyor. Yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Bu yeni sayfada İstanbul'da artık adalet,
eşitlik, sevgi, hoşgörü olacak. İsraf, şatafat, kibir ve ötekileştirme bitecek. Bugün 16 milyon İstanbullu demokrasiye olan inancımızı, adalete olan güvenimizi tazelemiştir. Bunu yalnız bana oy verenler değil, seçimleri büyük bir olgunluk ve sükunet içerisinde geçiren ve bu şekilde gerçekleştiren tüm vatandaşlarımız sağlamıştır. Her birine yürekten teşekkür ediyorum. Halkımıza, İstanbullu hemşehrilerimize minnet duygularımı iletiyorum. Sizler Türkiye'nin demokrasi itibarını tüm dünyanın gözleri önünde korudunuz ve Türkiye'yi yakın coğrafyadaki bazı ülkelere benzetme gayretinde olan dünya ülkelerine de işin aslını öğrettiniz. Yüzyılı aşan demokrasi geleneğimize milletçe sahip çıktınız. Teşekkürler İstanbullu hemşehrilerim. Tabii ki teşekkürlerim var. Başta sevgili eşime, oğullarıma, kızıma, sevgili anne ve babama, kız kardeşime ve bütün aileme, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin genel başkanlarına, genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimize, Anadolu'nun dört bir yanından gelip kampanyamıza destek olan belediye başkanlarımıza, il ve ilçe başkanlarımıza, İstanbul'daki ilçe başkanlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, Cumhuriyet Halk Parti ve İyi Parti örgütlerine, sahada çalışan üyelerine ve özellikle sayıları 150 bin aşan demokrasi ve adalet davasına inanan yürekli İstanbul gönüllerine, yanımızda duran tüm partililere, HDP seçmenlerine, Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerine, AK Partili seçmenlerine, Saadet Partili seçmenlerine, Vatan Partisi, Demokratik Sort Parti, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, BTP, bütün siyasi parti seçmenlerine, aynı mahalledeki komşularımıza, aynı zamanda bu güzel şehirde yaşayan insanlarımıza, vatandaşlarımıza, ister Türk, ister Kürt, ister Çerkez, ister Ermeni, Rum, Musevi, ister Süryanilere, yani kısacası bu şehrin ve bu milletin asil vatandaşlarına, en yakın yol arkadaşım olan İstanbul'un çocuklarına, dinamik gençlerine, dualarıyla beni ayakta tutan hanımefendilere, annelerimize, ninelerimize, kadınlara, beyefendilere, başarılı kampanyayı stratejisinden uygulamasına kadar planlayan ve yöneten kampanya direktörümüze, bütün yol arkadaşlarına, kreatif ekiplerine, çalışma arkadaşlarına, ilk günden beri yanımda olan sevgili basın danışmanıma, sosyal medya ekibimize, toplantı ve mitingleri yöneten yüzlerce yol arkadaşıma, her zaman yanımda olan polis ve koruma arkadaşlarıma, aynı zamanda tüm güvenlik görevlilerine, sahada çalışan, meydanlarda, çadırlarda ve sandıklarda görev yapan yüz binlerce demokrasi aşığı partililerimize, gönüllerimize, vatandaşlarımıza, bu kampanyada bize destek olan sivil toplum kuruluşlarına, Türkiye'nin dört bir yanından benimle ve demokrasi mücadelemize şiir yazan, şarkı besteleyen, türkü besteleyen, arayan, soran, fikir veren, destek veren milyonlarca vatandaşımıza, kimisi abi diyen, kimisi arkadaşım diyen, kimisi evladım diyen o güzel insanlara, yurdumun güzel insanlarına ve tabii ki tüm 16 milyon İstanbulluya yürekten teşekkür ediyorum. Sonsuz minnet duygularımı iletiyorum. Seçimi bir kişi, bir parti, bir grup, bir kesim değil, bütün İstanbullular, bütün Türkiye kazanmıştır. Bunu şu an belki herkes tam olarak hissedemiyor.
Ama göreceksiniz, kısa sürede herkes böyle hissedecek. Bunu sağlamak için de canla başla çalışacağım. Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi dışlamadan çalışacağım. Bugün benim için sandıktan sefer görev emri çıkmıştır. Vatandaş bana İstanbul'un işsizlik ve yoksullukla mücadele seferberliğini, İstanbul'un yeşil alanlarla donatma seferberliğini, hızlı, kaliteli ve ucuz ulaşım seferberliğini başlatmak ve sonuca ulaştırmak için kutsal bir görev vermiştir. Bu benim hayatımdaki en değerli, en gururlu, en onurlu görevdir. Bu görevi çocuklarıma, eşime, aileme, tüm İstanbullulara mahcup olmadan layıkıyla yapmaktan başka hiçbir gündemim, hiçbir önceliğim yok ve olmayacaktır. Bu seçim, yani oluşturduğumuz İstanbul İttifakı, Türkiye için var olan pek çok ön yargıyı da yok etmiştir. Çünkü biz hayat tarzı, görünüşü, konuşması, siyasi düşüncesi, birbirinden çok farklı insanlar olarak sevgi ve saygı ortaklığında buluştuk. Bugünden sonra her kim giyimine bakarak, hayat tarzına bakarak bir başkası hakkında ön yargı oluşturuyorsa İstanbul İttifakı aklına gelsin. Artık ön yargı ve ayrıştırma dönemi bitmiştir. Kardeşlik, sevgi ve saygı dönemi başlamıştır. Ben bu kenti tek başıma yönetecek değilim. Öyle bir deha dünyada da yok zaten. Her kesimden, her insanımızdan en üst seviyede yararlanacağım. Siyasi görüşü ne olursa olsun, liyakat, çalışkanlık ve millete hizmet aşkı olan herkes benimle çalışacaktır, çalışabilir. Parti merkezlerinden, parti ilçelerinden, illerinden alınan referans kağıtlarıyla işe girme dönemleri bitmiştir. Değerli milletim, kıymetli İstanbullular, partiler kutsal yapılar değildir. Tabu değildir. Dünyaya farklı bir pencereden baksa da temel amacı milletinin kalkınması ve mutluluğu için çalışan yapılar olmasıdır. Yani partiler bir amaç değildir. Hizmette araçtır. Bunu her vatandaşımın bilmesini ve duymasını istiyorum. Partiler gibi liderleri de kutsal değildir. Bir parti başkanı, bir belediye başkanı ya da bir cumhurbaşkanı fark etmez. Onları kutsallaştırmak, milletin üzerinde bir yere konumlandırmak asla doğru değildir. Liderlerin yeri milletlerin üstü değil, içinde olmayı gerektirir. En büyük millettir çünkü egemenlik kayıtsız şartsız sadece ve sadece milletindir. Milyonlarca oy almak, çok büyük sevgi gösterilerine mazhar olmak, iltifatlar duymak, liderlerin ayaklarını yerden asla kesmemeli. Aksine mahcup etmeli. Başta kendim gösterilen bu ilgi ve büyük sevgi karşısında ancak boynumu bükerim. Rahmetli dedem makamın büyüdükçe boynum bükülsün derdi. Yolum o yoldur. Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım. Sorumluluğumuz var ama herkese duyurmak istiyoruz ki gençliğimiz var ve çalışkanlığımız var. 23 Haziran'da seçiminde hem ittifak, hem parti adayı, hem de bağımsız aday olarak çalışan tüm rakiplerime ve demokrasiye katkıları için bu süreçteki İstanbul'da bulunan tüm adaylara teşekkür ediyorum. Bütün bağımsız adaylarımız da buna dahildir. Ben şahsım adına seçim döneminde bana, aileme, çalışma arkadaşlarıma yönelik, partime yönelik yapılan sistematik saldırıları elbette ki unutmak istiyorum. O dil bitsin. Artık asıl yeni sayfayı, olması gereken ilişkileri uslup düzeyinde yeni bir dönemi açmak ve başlatmak istiyoruz.
Ve bu süreçte bu tür davranışlarda bulunanların bence zaman içerisinde hak ettiği cevabı milletimizden alacağını düşünüyorum. Bu vesileyle özellikle devletin başı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, depreme hazırlık gibi, daha fazla ve daha hızlı metro yapmak gibi, mülteci konuları gibi İstanbul'un acil sorunlarında merkezi ve yerel yönetimin uyumlu ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamanın önemi ortadadır. Bunu hepimiz görüyoruz. Konuştuğumuz şey 16 milyon vatandaşlarımızın ihtiyacıdır. Ben seçim öncesinde vatandaşa anlattığım ve onay aldığım yol haritasına ve ilkelere uygun olarak sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım ve buna talibim. Bunu tüm İstanbullular önünde duyuruyorum. Hiçbir siyasi mesele vatandaşımızın huzurundan, mutluluğundan, işsizliğin, yoksulluğun önlenmesinden, vatandaşlarımıza yeterli eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunulmasından, barıştan, huzurdan, sevgiden ve saygıdan asla ve asla önemli değildir. Bu anlayış içerisinde İstanbul'un acil çözüm bekleyen merkezi ve yerel idarenin ortak sorumluluğundaki tüm konuları ele almak isterim. Yasal sürecin tamamlanmasının ve mazbatanın alıp göreve başlamamızın ardından yol haritamızı size sunmak ve görüşlerimizi de aktarmak, aynı zamanda görüşlerinizi de almak, sizi en kısa zamanda ziyaret etme arzu ve talebimi buradan size iletiyorum. Bu ülkenin buna ihtiyacı olduğunun da altını çiziyorum. Vatandaş siyasetçi kavgalarından, atışmalarından bıkmıştır, yılmıştır. Hizmet, üretim ve çözüm beklemektedir. Hizmet, üretim ve çözüm demişken İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tüm değerli üyelerine de yeniden başlayacağımız çalışma döneminde başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Yarıda kalan vaatlerimizi ilk mecliste gündeme taşıyıp hayata geçireceğimizi buradan duyurmak istiyorum. Herkes bilmelidir ki millet adına yapılacak hizmetlerin parti farklılığı gerekçesiyle engellenmek istemesi gibi bir durumla karşılaşırsak, engelleme ile ilgili bir takım siyasi çalışmalar yapıldığını görürsek, her şeyi şeffaf bir şekilde vatandaşımızla paylaşacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin her kurumu değerlidir. 16 milyon İstanbul'un kurumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Türkiye'nin en değerli kurumlarından biridir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu önemi ve gücüyle yaklaşılmasının öneminin altını özellikle çiziyorum. Bir kez daha vaat ediyorum ki her ne yapıyorsak ve her ne yapılıyorsa olduğu gibi milletin takdirine sunulacaktır. Hiçbir aşaması gizli olmayacaktır. Değerli vatandaşlarım, kıymetli İstanbullular, ben artık gece gündüz demeden çok yoğun, tempolu bir çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Bu tempo içerisinde gücümü, enerjimi her zaman olduğu gibi vatandaşın samimi duygularından, sevgisinden ve güveninden alacağım. En çok da çocukların, bu şehrin çocuklarının, o güzel cıvıl cıvıl çocuklarının ve enerjisi yüksek gençlerin duygularından alacağım. Geçtiğimiz Aralık ayında aday olarak ilk ortaya çıktığımda tanıdıkça beni seveceksiniz demiştim güzel İstanbul'umuza. Çok şükür dediğim gibi de olmuştur. 31 Mart'tan sonra da her şey çok güzel olacak demiştim. Göreceksiniz, o da olacak. Her şey bu güzel İstanbul'da çok güzel olacak. Kıymetli hemşehrilerim, değerli İstanbullular,
Tabii ki bu güzel akşamda mutlu olacağız. Tabii ki bu güzel akşamda umutlu olacağız. Tabii ki bu güzel akşamda sevineceğiz. Ama sevinmek bir başka kişinin kalbini kırmak anlamına asla gelmez. Bu konuda bütün vatandaşlarımızı en hassas bir şekilde davranmaya davet ediyorum. Bu bir zafer değildir. Yeni bir başlangıçtır. Yarın birbirimizin yüzüne bakacağımızı ve yarından itibaren ben bir belediye başkanı olarak 16 milyon insanına eşit davranacağımızı buradan duyurmak istiyorum. Elbette ki birazdan arkadaşlarımızla son netice elde ettikten sonra ben otobüsümle bu merkezden Beylikdüzü'ne, yani ikametim olan Beylikdüzü'ne, ilçeme yola çıkacağım. Orada en uygun alanda da vatandaşlarımla buluşacağım. Orada elbette ki bu düşüncelerimi, umutlarımı, mutluluğumu vatandaşlarımla paylaşacağım. İstanbul'a yeni bir başlangıç hayırlı uğurlu olsun. İstanbul'da tekrar ifade ediyorum ki, herkese duyuruyorum ki, sevgi ve saygıyla selamlıyorum ki her şey çok güzel olacak. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz.